Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizler birlikte 20 yıllık bir PC toplayacağız. Gerçek anlamda bir efsane sistem olacak. Çünkü 19-20 yıl derken halen çalışacak mı, çalışmayacak mı sorusu pek çok kullanıcının merak ettiği anahtar soru Recep. Evet, sistem o kadar eski ki işlemcimiz slot yapıda. Şimdi soket işlemciyi herkes biliyor ama slot işlemciyi bilen insanlar gerçekten az. Baktığın zaman bu sistemdeki bileşenler piyasaya çıktığı zaman doğanlar bugün 20 yaşına gelmiş durumda. Evet. Üniversitedeler, yani lisede de değiller artık. Olay tamamen ayrı bir boyuta geçmiş durumda. Evet, artık nostaljiye doğru gidiyor Ali. Nostalji ve retronun artık ötesi oluyor bence 20 yılda. Biraz bit pazarından bit bit toplanmış parçalar, biraz eski lezzetler, biraz böyle farklı, pek ortalıkta bulamayacağınız USB floppy disk gibi farklı parçalar işin içerisinde yer alıyor. Hangi bileşenlerle topluyoruz tek tek anlatalım şimdi. Evet, öncelikle Pentium 3 500 MHz işlemcimizle başlayalım. Çıkış tarihi 26 Şubat 1999. 26 Şubat 2019'da tam 20 yaşına gelmiş olacak buradaki işlemci. Her şey üzerindeki tozuyla, taze taze diyeyim, bayat bayat diyeyim, rafımızdan geldiği haliyle. Bunlar depomuzdaki parçalar. Bunu özellikle belirtelim. Burada üzerinde 3 pinli bir fan bağlantısı var ve fanı gerçekten inanılmaz. Evet, bugün artık işlemcinin fanı kendi üzerine gelmiyor ama bu işlemcinin fanı kendi üzerine geliyordu. Satın aldığın zaman doğrudan fanıyla geliyor. Yani 3. parti bir fan monte etmek daha zor buna. Evet, RAM gibi böyle bir slot yapısı var. Zaten buradaki tırnağa baktığımız zaman cidden RAM'i anımsattığını görebiliyoruz. Pentium 3 yazısı ve burada böyle güzel bir holografik logosu var. Gerçek, orijinal bir Intel işlemci bu. Evet, 500 MHz frekansında çalışıyor Ali ve tek çekirdek. Evet Recep, 28 nanometre ekran kartı, 14 nanometre işlemci falan derken burada 250 nanometrelik işlemciden bahsediyoruz. Evet, içerisindeki transistör sayısı halen milyon, bugün artık milyar transistörlü işlemciler var elimizde Ali. Aynen öyle, 0.25 mikron çok çok eski bir üretim teknolojisi kalıyor ama zamanı için gerçekten Moore kanunuyla birlikte işlemcinin performansı aşmıştı. 386'lar, 486'lar, Pentium 60, 75, Pentium 100, Pentium 200 derken Pentium 2'lerle birlikte bu anakart gelmiş. İşte ardından Pentium 3 geldi. Yani anakarttan daha sonra çıkmış olan bir işlemci var elimizde. 512 kilobayt ön belleği var Ali. Core i9 9900K ile karşılaştırdığımız zaman 16 MB'a karşın 32 kat daha düşük. Evet, bir de o L2. L1'e baktığımız zaman 16 kilobayt, 16 kilobayt iki tane L1 ön bellekten bahsediyoruz. Gerçekten sayılar inanılmaz derecede değişmiş durumda. Ve TDP değeri Recep. Evet, 28 watt TDP değeri var. Yani bugün işlemcileriyle karşılaştırıldığı zaman çok düşük bir güç tüketimi söz konusu. Zaten fanın boyutundan görebiliyorsun. Üzerinde gerçekten ufacık bir fan bunu soğutabiliyor. Evet. Bugün hayatımızda artık DDR RAM'ler var ama o zamanlar SDRAM'ler vardı. Burada da 64 MB kapasiteli bir RAM mevcut. Üzerinde böyle 64 MB kapasite olması için kaç tane modül kullanıldığına bakabilirsiniz. Bunların tek taraflı, çift taraflı olanları vardı. Üzerinde AMI yazısı var. Yine etiketleri var. O dönem bilgisayarcıdan aldığımız 90'lı yıllarda 2000'lere gelirken parçaların üzerinde bir de alım tarihleri filan yazardı. Hani 2000 yılının mesela Temmuz ayında almışsın 1 Temmuz yazardı. Garantiyi ona göre belirlerlerdi. Yine orada arkasında da bak yine alın tarihi görebilirsiniz. 7. ayın 1. günü 2000 tarihinde, 2000 yılında tam milenyumda alınmış. Evet. Ama bu anakart 99 öncesinde çıktığı için milenyum bug'ına karşı bir BIOS yaması alması gerekti. Çünkü 2000 yılında dünya çökecek, sistemler çökecek diye bir efsane vardı o zaman. Evet, neyse ki başımıza öyle bir kötülük gelmedi. 2000 yılından sorunsuz bir şekilde kurtulduk ama önümüzde bir de Unix'in 2038 bug'ı var sanırım Ali. Bakalım 2038 yılından sonra toplayacağımız sistemlerde ona da ayrıca değiniriz. Ama burada Asus P2B anakarta gelelim. Burada en lezzetli bileşen. Evet. Efsanevi anakartlardan bir tanesi ve güzel bir overclock performansı sunuyor. Özellikle Asus'un o dönem işlemciden daha fazlasını elde etmeye imkan sağlayan, böyle rehberinde de belirttiği sıra dışı bazı uygulamaları vardı. Özellikle üzerindeki bu bakır sarımlara, buradaki yuvalara, bu yuvaların günümüzden ne kadar farklı olduğuna bol bol bakacağız zaten. Buradaki işlemci soketinin yanı sıra RAM yuvaları mesela 3 tane. Hani böyle 4 tane ya da 2 tane filan bile değil. Evet, çift kanal falan o zamanlar yoktu, bir daha gelmemiş.
Ama burada güç bağlantısına bakıyoruz. O da 24 pin değil, doğrudan 20 pin olarak geliyor. Şanslıyız ki modern güç kaynaklarında 20 artı 4000 güç bağlantısı devam ediyor. Evet, oradaki 4000'i çıkartıyoruz ve 20 pini bağlayıp anakartı çalıştırabiliyoruz. Çünkü eski bir güç kaynağı maalesef elimizde yok. Onun için modern bir güç kaynağını bu sisteme uydurmak zorundayız. En heyecanlı kısımlardan bir tanesi de o. Tabii ki buradaki yuvalara tutup da PC Express bir ekran kartı takamıyoruz. Evet, çıkış tarihi temel olarak 1995'e dayanan bir ekran kartımız var. Burada görmüş olduğunuz üzere. Bunu da sırf nostalji olsun diye 95'teki S3 Virgin efsanesini oynayanlar, bunun da pek çok oyun çalıştıranlar bilirler. Tabii bu sistemin kalan bileşenlerine ekran kartı güç olarak yakışmadı Recep. Daha da güçlü bir ekran kartı olabilirdi. Orada Riva TNT gibi kartların üst sürümlerini kullanabilirdik. Ama S3 Verge gerçekten bu anakart ile birlikte sık sık anılan, zamanda ülkemizde çok yaygın kullanılmış bir ekran kartı. Ve onun yanında da Sound Blaster ses kartımız var. SB0680 model. Ses kartı da önemli. Görüntü çıkışı nasıl buradan alacaksak VGA ile, ses çıkışını da 3.5 mm ile buradan alacağız. Evet, çünkü o zamanlar daha anakartların üzerine dahili Ethernet yongaları ve dahili ses yongaları yoktu. Bunlar çok daha sonraları eklenmeye başladı. Aynen öyle. Şimdi bu sistemi sözü uzatmadan toplayacağız ama son kalan bir iki tane daha lezzetli bileşenden bahsedelim. Sabit diskimizin SATA değil IDE olduğunu ve Master Slave ayarı olduğunu söyleyelim. Evet, kapasitesi de 40 GB. 40 GB o dönem için çok yüksek bir kapasite. Onun yanı sıra bir adet A4 Tekin toplu faresi var elimizde. Toplu tekerlekli farelerle de bol bol nostalji yapabilirsiniz. Üzerinde çift kaydırma tekerleği ve tam 3 adet burada, 1 adet yanda tuş var. Dönem için bir şaheser ve halen çalışıyordu. Ben en son kullandım. Evet. Bunun yanı sıra Microsoft'un yine sararmış tuşlarıyla ve özellikle üzerinde tozuyla, toprağıyla masaya koyduğumuz, insanların değiştirmeye can attığı ama bir türlü ölmeyen klavyelerinden. Burada multimedya tuşları da var. Ve en önemlisi, bunların ikisi de PS2 porta sahip. Evet, USB o zamanlar daha yeni yeni geliyor. Ve burada da bu sistem için bayağı modern kalan LG'nin Flatron L1550S monitörü var. LCD bir monitör, kare yapıda, böyle 16'ya 9 falan yok. Dikey mi yatay mı yok, elimizde olan bu. CRT bulsak bir de CRT kullanacaktık ama CRT'leri saklamadık. Ben açık söyleyeyim, CRT'lerim benim uzun zaman önce öldürecek. Evet, CRT'leri taşımak zaten bir süre sonra bel ağrısı yapıyor öyle. Aynen öyle. Zamanında Berker özellikle çok iyi anımsar. 15 tane monitörü test ettikleri zaman herkes bel ağrısına tutulurdu. Çünkü kocaman CRT monitörleri kaldır, kopar, kur, renklerini ölç. Başa çıkılacak işler değil. Burada eski tür IDE bağlantı kablomuz var. Yine eski tip bağlantılarımız var. Mesela USB'yi görenler de modern sanmasın. USB'nin sürümü USB 1.1. Evet, 2.0 bile değil. USB 2.0 öncesi devirdeki bu sistemi tozuyla toprağıyla çalıştıralım bakalım Recep. Çalışacak mı, açılacak mı, nasıl performans verecek bakalım. Başlayalım montaja. Montaja işlemciyle başlıyoruz ve işlemcimizi slota monte ediyoruz. Burada önemli nokta soket değil, slota monte ediyor oluşumuz. Evet, işlemcimizi monte ettik. Fanımızın bağlantısında yine her zamanki gibi CPU fan bağlantısını yapıyoruz. Sırada RAM montajımız var. Yuvamızı açalım ve sonrasında iki tane çenti olan RAM'imizi yuvaya yerleştirelim. PCI ara birimini kullanan ekran kartımızı PCI slotuna takıyoruz. Henüz daha AGP teknolojisi yeni yeni geliyordu o zamanlar. Ses kartı sistemdeki en güncel bileşenlerden bir tanesi. Onu da yine herhangi bir PCI slotuna takıyoruz. Sabit diski takmadan önce master mı slave mi olduğuna bakmanız gerekiyor. Master olması için jumper'ın burada en solda konumlandırılmış olması gerekiyor. Size göre en solda, bana göre ise sağda konumlandırılmış durumda. Yani diskimiz master modunda. IDE kablomuzu takıyoruz. Kablomuzun diğer ucunu da sabit diskimize takıyoruz. Corsair TX750M güç kaynağı kullanacağız. Bu sistem için fazlasıyla yüksek bir güç kaynağı oluyor ve aynı zamanda sistemin en modern bileşeni bu. Modern anakartlar 24.000 bağlantı kullanıyor fakat eski anakartlar 20.000 kullanıyordu. 4.000'i çıkarttıktan sonra anakart güç bağlantımızı monte edebiliriz. Sabit diskimiz SATA güç bağlantısı kullanmıyor. Eski tip Molex kullanıyor. Onu da bu şekilde bağlıyoruz. PS2 fare bağlantımızı yapıyoruz. Ve sonrasında da yine PS2 klavye bağlantımızı.
VGA monitör bağlantımızı yapıyoruz. Son olarak da güç kaynağımızın bağlantısını yapıyoruz ve şalterimizi açıyoruz. Evet, sistemimizi topladık, sıra geldi çalıştırmaya. Bakalım açılacak mı? 19 yılın ardından çalıştırma geliyor. 20 yıllık bileşenler tozlu raflardan çıktı. Tozlu raflarıyla gönderme doğrudan Levent Pekcan Hoca'ya oldu. Buradan selamlar kendisine, TeknoSeyir ekibine. Fanlarımız dönmeye başladı Ali. Evet, ekranımıza görüntü de geldi. Pentium 3 500 MHz işlemcimiz ve 65536 KB RAM'imiz sorunsuz bir şekilde tanındı. 64 MB RAM. Bakalım burada şimdi 40 GB'lık sabit diskimizi tanımlayabilecek miyiz? Burada ST340014A Primary Master olarak görüyor. Master Slave Jumper ayarına doğru olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Bu jumper olayı çok önemli. Bunu tekrar tekrar vurgulamak lazım. Evet, hocam. Eskiden öyle bir şey vardı. İki tane sabit disk takarsanız başınız beladaydı. Bir tanesi efendi, diğeri köle olmak zorundaydı. Aynen. Master Slave ayarını yapmadığınız zaman o diski tanıtamıyorsunuz. Ancak sorunlar bununla bitmiyor. 3 RAM slotundan sadece bir tanesi dolu. Oysa burada sayısız miktarda RAM'imiz var. Sizlere gösterdik. Oradaki RAM'lerden diğerlerini de acaba takabilecek miyiz? Çalışacak mı? Bunlar biraz deneme yanılma. Bir de bunun işletim sistemi kısmı aracım. Şimdi evet. Bunu kurduk, bitmedi. Ali, bunda DOS çalıştırabiliriz. Windows 95, 98 veya XP çalıştırabiliriz ama onun üstüne çıkamayız. Siz hangi işletim sistemini bu sistemde görmek isterseniz, Minesweeper oynamak ister misiniz? Öncelikle bunları da bizlerle yorumlarda mutlaka paylaşın. Çünkü bunun daha yapılacak çok işi var. Şu an baktığın zaman köpüğün üzerinde duruyor Recep. Bir kasaya bile monte edilmiş durumda değil. Kesinlikle. Buna uygun kasa hangisi olur? Depoda öyle bir şey var mı? Onu bile şu an bilmiyorum ama yorumlara göre beraber eğlenmeye devam edelim diyorum. Kesinlikle. Siz hangi oyunları oynamak istediğimizi lütfen belirtin. Ona göre değerlendireceğiz. Efsane sistemimiz gerçekten 19 yılın ardından çalışarak efsane bir sistem olduğunu kanıtladı ve böylece bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.